İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan, Türkiye ve Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler üyesi olmaya hakkı yoktur. Paris'te 24 Nisan'ın anılması, Marsilya'da 24 Nisan'ın anılması, Lyon'da 24 Nisan'ın anılması, Mandaluya'da 24 Nisan'ın anılması, Bron'da 24 Nisan'ın anılması. Türk ordusu son operasyonlar sırasında Kuzey Irak'ta onlarca askerini kaybetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin Tsitsernakaberd'de anma töreni. Ermenilere yönelik soykırım bugüne kadar devam ediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Abrahamyan bu düşüncesini Kırlangıç Yuvası Tsitsernakaberd adlı soykırım anıtında Armenia Today adlı site ile yaptığı röportajında ifade etti. Ona göre ya dünya tüm bunları hesaba katmalı ya da biz direnmeliyiz. Onun dediği gibi Türkiye ve Azerbaycan suçlu devletlerdir ve Birleşmiş Milletler üyesi olmaya hakları yoktur. Röportajın detayları video klipte mevcut. Batı Ermenistan, Ermeni halkına yönelik soykırım kurbanlarını anma töreni 24 Nisan'da Paris'te saat 14'te Gomidas heykelinin önünde gerçekleşti. Ermenicesi takavarak olan Covid kısıtlamaları uyarınca Batı Ermenistan'ın bazı vatandaşlarının huzurunda Paris'teki Batı Ermenistan Cumhuriyeti Konsolosu Vahan Valit Kazazyan soykırım kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı. 29 Aralık 1917'de Sovyet Rusya Halk Komiserleri Konseyi, Türk Ermenistan'ı Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlıklarına kadar gidebilecek olan kendi kaderlerini tayin hakkını ilan etti ve Türkiye ile sınırı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un 22 Kasım tahkim kararına tabi olan ancak Türkiye tarafından işgal edildiği için Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından tanınmayan Batı Ermenistan Devleti Yüksek Müttefikler Konseyi tarafından 19 Ocak 1920'deki Paris Konferansı'nda fiilen, 11 Mayıs 1920 tarihinde San Remo Konferansı'nda ise de jure bağımsızlık ilan edildiğini sizlere hatırlatalım. 1894-1923'te Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarındaki yerli Ermeni nüfusunun birbirini izleyen 3 Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen soykırıma maruz kaldığını hatırlayalım. Batı Ermenistan, Ermeni halkına yönelik soykırım kurbanlarını anma töreni 24 Nisan'da Marsilya'da saat 11'de Batı Ermenistan'a adanmış anne ve 4 oğlu adlı heykelin önünde gerçekleşti. Ermenicesi takavarak olan Covid kısıtlamaları uyarınca bazı Batı Ermenistan vatandaşlarının huzurunda hükümet üyesi Violette Agayan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Martiros Şahbazyan kurbanların anısına çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Batı Ermenistan'ın Ermeni gençliği de bir konuşma gerçekleştirdi. 29 Aralık 1917'de Sovyet Rusya Halk Komiserleri Konseyi, Türk Ermenistan'ı Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlıklarına kadar gidebilecek olan kendi kaderlerini tayin hakkını ilan etti ve Türkiye ile sınırı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un 22 Kasım tahkim kararına tabi olan ancak Türkiye tarafından işgal edildiği için Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından tanınmayan Batı Ermenistan Devleti, Yüksek Müttefikler Konseyi tarafından 19 Ocak 1920'deki Paris Konferansı'nda fiilen, 11 Mayıs 1920 tarihinde San Remo Konferansı'nda ise de jure bağımsız ilan edildiğini sizlere hatırlatalım. 1894-1923'te Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarındaki yerli Ermeni nüfusunun birbirini izleyen 3 Türk hükümetleri tarafından gerçekleştirilen soykırıma maruz kaldığını hatırlayalım. Batı Ermenistan, Ermeni halkına yönelik soykırım kurbanlarını anma töreni 24 Nisan 2021 tarihinde Lyon'da saat 11'de soykırım anıtı önünde gerçekleşti. Ermenicesi takavarak olan Covid kısıtlamaları uyarınca Batı Ermenistan'ın bazı vatandaşlarının katılımıyla Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Leonardo Basmacıyan anıtın önüne çelenk bıraktı ve kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törene hayırmer duasıyla katılan Jean-Jacques Guy Ermeni Apostolik Kilisesi'nin papazı İshak Hekimyan'ın varlığı bizleri onurlandırdı. 29 Aralık 1917'de Sovyet Rusya Halk Komiserleri Konseyi, Türk Ermenistan'ı Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlıklarına kadar gidebilecek olan kendi kaderlerini tayin hakkını ilan etti ve Türkiye ile sınırı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un 22 Kasım tahkim kararına tabi olan ancak Türkiye tarafından işgal edildiği için Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından tanınmayan Batı Ermenistan Devleti, Yüksek Müttefikler Konseyi tarafından 19 Ocak 1920'deki Paris Konferansı'nda fiilen, 11 Mayıs 1920 tarihinde San Remo Konferansı'nda ise de jure bağımsız ilan edildiğini sizlere hatırlatalım. 1894-1923'te Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarındaki yerli Ermeni nüfusunun birbirini izleyen 3 Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen soykırıma maruz kaldığını hatırlayalım. Batı Ermenistan. Ermeni halkına yönelik soykırım kurbanlarını anma töreni 24 Nisan'da Mandelieu-la-Napul'da saat 11'de Haçkar'ın önünde gerçekleşti. Ermenicesi takavarak olan Covid kısıtlamaları uyarınca Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları ve bayrak taşıyıcılarının huzurunda Mandelieu-la-Napul Belediye Başkanı Sebastian Leroy, Ermeni Bölgesi Başkanı Caroline Ohannesyan, bayrak taşıyıcıları Başkanı Jean-Jacques Guy, Ermeni Gazileri ve Direniş Savaşçıları Başkanı Jean Gazarosyan, Ermeni Gaziler Başkanı Vrej Abrahamyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi temsilcisi Baruch Şahumyan'ın katılımıyla kurbanların anısına Berç Meliksetya'nın duduk sesleri eşliğinde birkaç çelenk bırakıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 29 Aralık 1917'de Sovyet Rusya Halk Komiserleri Konseyi, Türk Ermenistan'ı Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlıklarına kadar gidebilecek olan kendi kaderlerini tayin hakkını ilan etti ve Türkiye ile sınırı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un 22 Kasım tahkim kararına tabi olan ancak Türkiye tarafından işgal edildiği için Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından tanınmayan Batı Ermenistan Devleti, Yüksek Müttefikler Konseyi tarafından 19 Ocak 1920'deki Paris Konferansı'nda fiilen, 11 Mayıs 1920 tarihinde San Remo Konferansı'nda ise de jure bağımsız ilan edildiğini sizlere hatırlatalım. 1894-1923'te Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarındaki yerli Ermeni nüfusunun birbirini izleyen 3 Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen soykırıma maruz kaldığını hatırlayalım. Batı Ermenistan. Ermeni halkına yönelik soykırım kurbanlarını anma töreni 24 Nisan saat 21'de Bron'daki komün mezarlığında düzenlendi. Ermenicesi takavarak olan sağlık kısıtlamaları gereği bazı Batı Ermenistan vatandaşlarının katılımıyla Bron Belediye Başkanı Jérémie Bréaud ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Leonardo Basmacıyan kurbanların anısına çelenkler bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Bu, Bron Belediyesi'nin düzenlediği ilk soykırımı anma törenidir ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti yetkilileri, Bron Belediye Başkanı Jérémie Bréaud'un öncülük ettiği bu girişime ve niyete değer verip saygılarını ifade ettiler. 29 Aralık 1917'de Sovyet Rusya Halk Komiserleri Konseyi, Türk Ermenistan'ı Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlıklarına kadar gidebilecek olan kendi kaderlerini tayin hakkını ilan etti ve Türkiye ile sınırı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un 22 Kasım tahkim kararına tabi olan ancak Türkiye tarafından işgal edildiği için Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından tanınmayan Batı Ermenistan Devleti, Yüksek Müttefikler Konseyi tarafından 19 Ocak 1920'deki Paris Konferansı'nda fiilen, 11 Mayıs 1920 tarihinde San Remo Konferansı'nda ise de jure bağımsız ilan edildiğini sizlere hatırlatalım. 1894-1923'te Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarındaki yerli Ermeni nüfusunun birbirini izleyen 3 Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen soykırıma maruz kaldığını hatırlayalım. Kuzey Irak'ta Kürdistan İşçi Partisi PKK'ya yönelik yakın zamanda düzenlenen bir saldırı sonucu 38 Türk askeri öldürüldü. Kürt Haber Ajansı Fırat tarafından yayınlanan bilgiye göre bu PKK'nın askeri kolunun 26 Nisan'daki açıklamasında belirtiliyor. 24 Nisan Cumartesi günü Türk ordusu Irak Kürdistan'ında PKK'ya karşı yeni bir kara harekatı başlattı. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Kürt gerillaları şiddetli direniş gösterdi ve en az 38 Türk askeri öldürüldü. Fırat Ajansı'nın aktardığına göre Türk askerleri helikopterlerden birkaç tepelere indi. Bilinmeyen kimyasallar kullanarak gerilla tünel sistemine girmeye çalıştı. Kürdistan İşçi Partisi PKK savaşçıları küçük müfrezelerde faaliyet gösteriyor ve işgalci kuvvetlere karşı keskin nişancı ve yıkıcı taktikler de dahil olmak üzere çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Türkiye'nin 23 Nisan 2001'de başlattığı Medin, Avaşin ve Zap bölgelerindeki Medya adlı savunma bölgesindeki işgal operasyonu devam ediyor. Kürdistan İşçi Partisi askeri liderliği adına yapılan açıklamada gerilla birliklerimiz işgalcilere karşı büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirdi ve işgalcilere ağır kayıplar verdi denildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Abrahamyan başkanlığındaki heyet, Ermenilere karşı uygulanan soykırımın masum kurbanlarını anmak için 28 Nisan saat 11'de Kırlangıç Yuvası Tsitsernakaberd anıtını ziyaret edecek. Anma töreni çerçevesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti temsilciler tarafından anıta çelenk bırakılacak. Daha sonra açılış konuşmasının ardından Devlet Başkanı Armen Abrahamyan bir konuşmada bulunacak. Tören sırasında iki eski Asala savaşçısına Batı Ermenistan'ın kılıç madalyaları takdim edilecek. Katılmak isteyenler buyurabilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zarton Katlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Horodik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.